başka gecenin müzik dünyamızdan köşesinde bu gece Türk sanat müziği solistimiz Müşerref Akay ve Türk sanat müziğinin ünlü bestecilerinden Bilge Özgen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ben hemen sormak istiyorum. Bir ünlü Türk sanat müziği solistiyle bir ünlü Türk sanat müziği bestecisinin ortak ürünlerinden en önemlisi hangisi diye. Besteleri tabii. Benim de yorumum. Sizin de yorumunuz. Peki hangi noktada buluştu bu beste ve yorum? Hangi noktada buluştu onu öğrenmek istiyorum. Aslında ön planda tabii şarkı söyleyenlerdir. Fakat bence en ön planda olan bestecilerdir. Besteciler o güzel besteleri yapmasalar şarkıcılar hiçbir şey söyleyemez. Evet. O zaman... Onun için güzel besteleri ön plandadır. Evet. Bilge Bey'in hangi şarkısını seslendirdiniz ilk olarak? Şimdi onu pek hatırlayamıyorum ama Bilge Bey'in son şarkısını çok severek ve çok duyarak seslendirdim. O güzel uşak şarkıyı her zaman severek okudum. Sana gönül borcum var, ödeme kolay değil. Kolay değil. Şimdi sözünüzü unutmayın. Biraz Bilge Özgen'le ilgili bilgileri alalım. Sonra Bilge Bey yanında bir de ut getirdi. Evet. Birlikte o güzel şarkıyı dinleriz sizden. Efendim şimdi bize müziğe nasıl başladığınızı, bildiğim kadarıyla müzisyen bir aileden geliyorsunuz ve evet, bu özellikle devam edecek gibi görünüyor. Bu müzisyen aileden başlayarak bize bir anlatın bakalım. Bu güzel bestelerin arkasında nasıl bir birikim var, öğrenelim. Şimdi gerçekten söylediğiniz gibi müzikle haşır neşir olan bir ailenin çocuğu olduğum için belki bugünlere gelebildim. Rahmetli babam Sabri Özgen amatör olmasına rağmen müziği iyi bilen, iyi yorumlayan, hatta bizim enstrümanlardan kemanı, udu ve kanunu iyi seviyede çalabilen ve arkadaş toplantılarında Türk müziğine kendi çaplarında mahalli de olsa emek veren bir insandı. Ben de onun çocuğu olarak 6 yaşından beri onun toplantılarında, bu meşklerde müziği duyarak, onlara belki de zaman zaman 13-14 yaşından sonra baş hanendelik yaparak katkılarda bulundum ve işte bu çalışmalarla bugünlere kadar geldiniz. Bildiğim kadarıyla siz öğretmensiniz. Evet. Hem ama de müzik öğretmeni değilsiniz. Evet, onu evet söyleyeceğim. Bana sorarlar hep, müzik öğretmeni miydiniz hocam falan diye. Ben de ben ağaç işleri öğretmeniydim dediğim evet zaman, evet sizin güldüğünüz gibi hep gülerlerdi. Efendim ben teknik öğretmen okulu mezunuyum. Şimdi bildiğim kadarıyla siz Malatya'da, Samsun'da, Ankara'da öğretmenlik yaptınız. Sonra öğretmenlikten ayrıldınız ve müziği profesyonel bir yaşam biçimi olarak benimsediniz ama bu son yıllarda oldu son değil mi? Son yıllarda oldu, evet. Ne yani, zaman? 1985 yılında ben Türkiye'de ilk defa lavta sazını radyolarda, TRT'de kullanan sanatçı olarak, yetişmiş sanatçı olarak imtihan verdim ve girdim. O günden bu yana profesyonel olarak çalışıyorum. Müzikle ilgileniyorsunuz. Müzikle ilgileniyorum. Burada hemen lavta ile ilgili kısa bir bilgi vermemiz lazım. Evet. Utla tambur arasında, arasında bir saz. Perdeli bir saz. Evet. Eski zamanlardan. Ama ut çalan herkes aşağı yukarı lavtayı çalabilir değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Tabii aşağı biraz yukarı. Ayrıca özen göstermesi, emek evet vermesi gerekiyor. Şimdi dönelim. Sana gönül borcum var. Sizin çok sevilen bir şarkınız. Biraz sonra Sayın Müşerref Akay'dan bu şarkıyı biz dinleyeceğiz. Çok güzel bir yorumla. Güzel. Ama güzel. Ben diyorum ki şimdi hazır buradayken böyle bir aile meclisinde olduğu gibi bu şarkıdan başlayalım. Şöyle bize birkaç cümle Sana Gönül Borcum Var'dan okuyun. Tabii büyük bir zevkle. Bir aile meclisi dediniz. Gerçekten bir aile meclisi gibi. Çünkü udumuz da aile meclisinde çalınan evet tipte bir ut. Evet, onu evet da belirtmek isterim. Evet. Bizim genellikle aksesuar olarak kullandığımız bir ut. Bilge Bey evet ilk kez akord etti. Evet. Ve bayağı çalıyormuş. Yani ses çıkıyormuş. Çıkıyorum. Evet. Evet.
borcumlar ödemek kolay değil. Zaman gelip geçmiyor, dur demek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil. Şu yalancı dünyaya yeniden gelebilsem, seni bir ömür değil, bin ömür sevebilsem. Efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla sizin henüz hiçbir yerde çalınmamış eserleriniz var. Bunlardan bir tanesini seslendirmeye ne dersiniz? Evet, yeni bir muhayyer şarkı yaptım. Dilerseniz biraz çok mırıldanayım. Çok sevinirim. Hem böyle değerli bir ses sanatçımız da dinlemiş olur. Ve bir bakarsınız. Evet, repertuarını alır değil mi? Tabii. Kor repertuarını tabii, alır. Zaten şarkı diye ölüyoruz. Evet, ben sözleri Sürel konuğa ait. Sözüm söz diye bir muhayyer şarkı. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. İstediğin gönlümse sevgilim hiç üzülme, ben onun bir bu sene vereceğim sözümse, ben onu bir bu sene vereceğim sözümse. Sen yeter ki sar beni, özlenen bir yar gibi. Önce her derdimi çekeceğim sözümse. Yıllar aman vermede geçseler de ömürde, can gönülde seveceğim sözümse. Seni can gönülde seveceğim sözümse. Sen yeter ki sar beni, özlenen bir yar gibi. Önce her derdini çekeceğim sözümse. Çekeceğim sözüm söz, sözüm söz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi çok hemen güzel, soruyorum. Harika. Sözünüz söz mü? Verecek misiniz şarkıyı Müşerref Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Besteleriniz son falan diyebileceğim. Herkes ciddi bir şekilde eğildi. Çünkü daha çok zaman harcanıyor. Zaman daha çok evet, para harcanıyor. Yani harcamak zorunda. Daha Avrupa, çok emek harcanıyor. Tabii Avrupa'da yaşayan sanatçılar gibi kendimizi yenileme stili oluyor. Yani evet, paranın dışında sanatçının repertuarının genişlemesi ve yenilemesi oluyor artık. Peki siz çok gezen bir sanatçısınız bildiğim kadarıyla. Evet. Son bir yılda olmasa bile daha önceleri hep Leyla'yı havada görüyordunuz. Oralarda müzik ortamlarında
bizimkilerden ne gibi farklılıklar gördünüz? En azından size sorulan sorulardan bunu çıkarmış olabilirsiniz diye evet, düşünüyorum. Evet, şimdi tabii çok çeşitli sorular soruluyordu. Mesela bana ilk sorulan sahne eğitimini kaç yıl gördünüz demişti. İlk Sovyetler Birliği konserlerim sırasında. Sahne eğitimi denince tabii bir durdum. Çünkü böyle bir sahne eğitimi diye bizde bir şey yok. Herkes doğal olarak içinden geldiği gibi hareket ediyor. Evet. Ve utandım da ayrıca. Cevap veremedim. Bilmiyorum falan dedim. Böyle kaldım. Sonra dediler kaç yıl bale eğitimi gördünüz? Çok teşekkür ederim. Ondan sonra yine cevap veremedim. Çünkü çok büyük bir sahnede konser veriyordum. Yani bir baştan bir başa gitmek gelmek büyük meseleydi. Onu hareketlerimle yedirerek gayet güzel bir şekilde sürmeye çalışıyordum. Sonra tabii çeşitli ülkelerde çok çeşitli sorularla karşılaştım. Sonra ilginç bir soru, sizin besteciniz kim dediler. Bizde besteci çok dedim ama onları anlamıyorlar. Sonra ben onlara sordum. Yani nasıl bir şekilde siz bunu bana sordunuz? Nasıl bir durum olması lazım? Evet. Dediler bizde mutlaka bir sanatçının bestecisi olması gerekir. Onun ses tonuna, onun tarzına, onun sahne hareketlerine göre, biçimine göre besteler özel yapılır dediler. Tabii o konuş o ana kadar ben bilmiyordum. Gerçi Sayın Hocam Necdet Varol bana bir zamanlar söylemişti, demişti ki işte bütün dünyadaki şarkıcılar özel besteciler bulurlar ve ona göre besteciler bu şarkıcıya göre beste yapar. Ben o zaman tabii gençlik de var, şey yapmadım yani, önemsemedim. Hakikaten doğruydu. Doğru ama bizde böyle doğruydu. Bir lüks yok maalesef, değil mi? Evet, maalesef yok yani. Evet. Yok. Ama belki Bilge Özgen'le böyle bir çalışma ortamı yaratılabilir. Çok isterim. Çok isterim. İnşallah. Çok isterim. Bu televizyon Bilge, programı da bunun başlangıcı olur belki. Hakikaten isterim ama maalesef Bilge Bey Ankara'da, ben evet. İstanbul'da. Evet. Araya yollar girince yine böyle maniler oluyor ama. Tabii sizi düşünerek yaparım. Çok teşekkür ederim. Tabii eğer siz hazırlar bana gönderirseniz. Ses tonunuzu tanıyorum. Ses renginizi tanıyorum. Tabii. Okuyuş tarzınızı tanıyorum.